Mis gibi yemek tariflerinden elmalı kurabiyenin tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce içimizi yapacağız. 9 tane küçük elma. Büyük olursa elmanız 4 tane yeterli. Benim elmalarım küçük, o yüzden 9 tane kullanacağım. 2 su bardağı toz şekerimiz. Bir küçük kase rondodan geçirilmiş cevizimiz, iri şekilde geçireceksiniz. 2 çay kaşığı da tarçınımız var. Evet, öncelikle bir tavanın içine elmalarımızı rendeleyeceğiz. Evet, elmalarımızı rendeledik. Şimdi ocağa yakıp 2 su bardağı şekeri ilave ediyoruz. Ve 10-15 dakika pişmeye bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Elmalar pişecek, su bırakacak. Daha sonra suyunu çekecek. Evet, elmalarım pişerken ben bir yandan da hamurumu yoğurmak istiyorum. Benim ölçüm şu anda 2 ölçülük yapıyorum. Ben bu 2 ölçüden 2 tepsi kurabiye çıkacak. Dilerseniz siz tek ölçü olarak da yapabilirsiniz. 6 kaşık yoğurdumuz var. 2 tane yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket oda sıcaklığında beklemiş margarin, 2 çay bardağı sıvı yağım var, kabartma tozu ve vanilya. Aldığı kadar un ekliyoruz. 2 paket kabartma tozu. Evet, hamurumuz yoğruldu. Kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Katı yaparsanız olmaz, çok cıvık da olmaz. Evet, elmamız pişti. Şimdi birazcık soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra cevizini ve tarçınını ilave edeceğiz içerisine. Evet, elmamız pişti ve soğudu. Şimdi rondodan geçirdiğim cevizimi ve tarçınımı ekliyorum. Evet, şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avucumuzla açıyoruz. İçine biraz bolcana koyuyorum ben içini. Güzelce kapatıp yağlı kağıt serdim. Evet, elmalı kurabiyelerimizin şeklini verdik. Benim yaptığım bu ölçüyle 2 tepsi elmalı kurabiye çıkıyor. Dilerseniz siz tek ölçü olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi 170 derecelik ısınmış fırına vereceğim. Evet, gördüğünüz gibi elmalı kurabiyelerimiz fırından çıktı. Biraz soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edeceğim. Evet, üzerine pudra şekerini serpiyoruz. Evet, mis gibi yemek tarifleri.com'dan elmalı kurabiyemiz servise hazır.
Bu tarif benim annemin tarifi. Ben birçok tarif denedim bugüne kadar. Hiçbir tarifim bunun kadar güzel olmadı. Tadan herkes tarifini soruyor. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. Deneyin, çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun.